Gençler selam ben Emre hocanız Bilgi Sarmal Türkiye Geneli AYT denemesinin 21 ile 30 arasındaki sorularının çözümlerini yapacağım. Fazla bekletmek istemiyorum sizi hemen sahnemi çevirdim. Birinci soruyla karşınızdayım. Güzel bir türev sorusu arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı türevlenebilir bir f fonksiyonunun grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir d doğrusu f fonksiyonunun grafiğine a noktasında teğettir. Benim için önemli olan bilgi kısmı şurası arkadaşım. Peki gerçel sayılar kümesi üzerinde bir g fonksiyonu bu biçimde tanımlanıyor. g türev 4 istemiş. Güzel insan dikkat. Önce şu ifade x'li. Bu ifade x'li olduğu için g'nin türevini aldığın zaman mecburen çarpımın türevini alacaksın. Peki ben buna 1 dersem buna 2 dersem g'nin türevini aldığımda şu formülü kullanıyordum. Birincinin türevi çarpı ikinci ikincinin türevi çarpı birinci aynı sinüsün toplam formülüne benziyor biraz. Şimdi buradan geldim hemen g türev x'i seninle birlikte alıyorum. Birincinin türevi x karenin türevi 2x yapar. Çarpı ikinci fx'e geldim. Dokunmadan direkt buraya yazdım. Şimdi fx'in türevini alıyorum. Burası tabii ki sadece bu şekilde olacak. Yani hocam fx'in türevi nasıl alınır diye soranlara üstüne sadece türev çizgisi koyacaksın. Bu. Sonra birinciyle bunu çarpıyorum. Peki benden istenen şey g türev 4'tü. O zaman g türev 4. Buraya 4 yazarsan 8 çarpı f4 Artı f türev 4 çarpı 16 geldim. Şimdi hocam, ben bundan sonra devam etmek istiyorum. Mecburen f 4 ile f türev 4'ü bulmak zorundayım. Nasıl bulacaksın? Şöyle. Hemen 4'e karşılık gelen değer 3 olduğu için f 4 değeri buradan 3 geldi. Bunu 2 saniyede zaten buldum. Sıkıntılı yer burası. Bir noktadaki türev değerini sormuş. Peki o noktanın özelliği ne? Teğet olması. Hangi doğruya? Şu sarıya boyadığım doğruya. O zaman buradaki türev değeri tabii ki teğet olan doğrunun eğimidir. Peki eğimi nereden bulacağım? Tanjant alfadan. Bunun karşısı 3, komşusu 6. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 geldi. Burası da 1 bölü 2 çıktı. 3 kere 8 24. 16 2'ye böldün 8. Topladın cevap 32 çıktı. C şıkkı geldi. Güzel insanlar. Geçtim şimdi 22. soruma. M bir gerçek sayı olmak üzere. Gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı bir fonksiyon var. Ve bu fonksiyonun grafiğine absisi 2 olan k noktasına teğet olan d doğrusu dik koordinat sisteminde aşağıdaki gibi verilmiştir. D doğrusu eksenleri A ve B noktalarında kestiğine göre AOB üçgensel bölgesinin alanı kaç birim karedir? Şimdi güzel insan. Mecburen önce şu D doğrusunun denklemini yazmak zorundayım. Niye? D doğrusunun denklemini bilirsen hemen eksenleri kestiği noktayı bulursun. Üçgensel bölgenin alanı da çıkar. Şimdi güzel insan. Mecburen bu K noktasının apsisi belli. Ordinatı belli değil. Ordinatı nasıl bulacaksın? Hem parabolün üstünde hem de doğrunun üstünde olduğu için denklemini sağlamak zorunda. Peki ben mecburen şuradaki m'yi bulmak zorundayım. Onu nereden bulacağım? Şu 6 yine bunun x eksenini kestiği nokta. O yüzden f6 dediğin değer 0 olmak zorunda. Şimdi 6 yazarsan eksi 36 artı 6 tane m eşittir 0. 6 tane m buradan 36. M sayısı kaç geldi? 6 çıktı güzel insan. Bunu bulduk. Fx dediğin ifade şu oldu. Hemen yazıyorum. Eksi x kare artı 6x. Tekrar söylüyorum. 2 dediğin değer hem parabolün üstünde hem doğrunun üstünde. İkisinin de denklemini sağlar. O zaman gel hemen f2 değerini bulalım seninle birlikte. 2'nin karesi 4 ama önünde eksi var. 2 yazarsan şurası artı 12. Sonuç kaç çıktı? 8 çıktı. Peki şu nokta 2'ye 8 geldi. Peki bunun eğimini bulduğun an iş biter. Neden? Doğrunun denklemini yazmak istiyorsan... Y-Y0 M çarpı -x X-X0'dır. Peki doğrunun eğimi nasıl bulunacak? 2 noktasında teğet olduğu için... Bu eğim aynı zamanda 2 noktasındaki türev değerine eşittir. Gel hemen şuranın türevini alalım birlikte. Ne oldu? Eksi 2x 6x olduğu için artı 6. 2 yazarsan eksi 4 artı 6'dan burası 2 çıktı. Türev değeri 2 geldi. O zaman hemen denklemi yazalım. Y eksi y 0 yani 8 eşittir eğimi 2 çıktığı için 2 çarpı x eksi 2. Buradan y eksi 8 2x eksi 4 geldi. Buradan y eşittir 2x artı 4 çıktı. Demek ki x'e 0 verdiğimde y'yi 4'te kesecek. Şurası 4 çıktı. Bu sefer y'ye 0 verdiğimde 2x eşittir eksi 4 ise x buradan eksi 2 çıktı. Şurada eksi 2 geldi. Bu üçgensel bölgenin alanı ne olacak? 2 çarpı 4 bölü 2. Şurası şurayı çarpıyorsun. Yarısını alıyorsun. Cevap da 4 gelir güzel insanlar. Geçelim bir sonraki soruya. Sorunun çözümüne başlamadan önce ilk dikkat edeceğiniz şey şu. Bu grafik kime ait? Türeve mi ait? Fonksiyonun kendisine mi ait? Lütfen ama lütfen fonksiyonun kendisiyle karıştırmayın. Buradaki grafik türevin grafiği. Türevin grafiğinde herhangi bir kopma yok. Herhangi bir sıçrama yok. Bu V işareti sakın ama sakın sizi kandırmasın. Burada bu fonksiyon hemen söylüyorum f(x) fonksiyonu tüm reel sayılarda hemen yazdım böyle tüm reel sayılarda türevli bir fonksiyon. Lütfen bunu böyle bileceksin. Türevli bir fonksiyon. Şimdi güzel insanlar dikkat. Burada ne yapmış? Bu türevin grafiği daima x ekseninin üstünde kalmış. Yani f türev x dediğin ifade pozitif değerli olan bir fonksiyon. Peki türevi daima sıfırdan büyükse bu fonksiyon bütün reel sayılarda artan bir fonksiyondur. Artan fonksiyonu yazdın. Peki artanlığın tanımı ne? x1 küçük x2 iken fx 1 de fx x 2'den ne olacak? Tabii ki küçük olacak. Şimdi gel seninle birlikte öncülleri yorumlayalım. Burada artanlığı söylediysem eksi 2 küçüktür 3'ten o da küçüktür 7'den e bu fonksiyon artansa f eksi 2 küçük f 3'ten o da küçüktür f 7'den. Peki bu ifade doğru mu? Evet doğru. Şimdi bir fonksiyonun herhangi bir kapalı aralıkta ortalama değişim hızı neydi? Ona teğet olan doğrunun eğimine gidiyordu. E peki teğetin eğimi neydi? Türev değeriydi güzel insan. Burada gidip integrallere girmene gerek yok. O zaman bak şöyle bir formül var aslında. F eksi 3 eksi F eksi 5 bölü eksi 3 eksi eksi 5. İşte buna girmene gerek yok. Bu zaten buradaki türev değerine gidiyor. Peki türev değeri kaç? 2. O yüzden buranın cevabı 2. Bak tekrar söylüyorum. Eksi 3 burada. Eksi 5 burada. O yüzden direkt türev değerinden hesapladım. Ama buradaki bir yer olsaydı hesaplamak biraz sıkıntılıydı. Çünkü başka bir nokta daha vermek zorundaydı. Şimdi f fonksiyonunun x eşittir 2 absisi noktasında yerel ekstremum noktası vardır diyor. Güzel insanlar burada sakın ama sakın f'in grafiğiyle karıştırmayın. Bu fonksiyon daima artan bir fonksiyon. Daima artan fonksiyonların ekstremum noktası yoktur. Buradaki ifade yanlıştır. Cevap 1 ve 2 geldi. Şimdi ekstremum olması için bu grafik nasıl olmalıydı? Önce ondan biraz bahsedeyim. Şöyle hemen geldim. Şu alta yazalım. Güzel insanlar bu grafik şöyle bir grafik olsaydı bak iki apsis noktada. Geldin şöyle içi boş Sonra şöyle devam etseydi, şurası da iki noktası olsaydı ve ayrıca en önemli yeri söylüyorum sana, bunu not alıyorsun. ÖSYM buradan sizi vuruyor. Bak, burada gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı değil. Şuraya sürekli deseydi, burada iki noktasında ne olacaktı tabii ki, ekstremum nokta olacaktı. Lütfen ama lütfen bunu bilin. Tanımlı deseydi hocam bu nokta ekstremum nokta mıdır? Hayır çoğu kişi yanlış biliyor. Burada işte yok artıdan eksiye geçmiş. Bu ekstremum noktadır. Hayır arkadaşım sorunun başında sürekli demesi lazım. Anlaştık mı? Bunu sakın ama sakın unutma. Geldim 24. soruma. A negatif gerçel sayı olmak üzere bu eşitlik verilmiş A kaçtır? Şimdi güzel insan. Burada seninle birlikte integralin bir kuralını hatırlatacağım. Hemen integral x üzeri n dx. Bu ne yapıyormuş güzel insan? Bunun üstünü bir artırıyor ve onu geliyor tabii ki n artı 1'e bölüyor. Bu belirsiz olduğu için bir de burada sabit bir sayı var. Şimdi belirli de bu c'yi biz yazmayız. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ne yapacağız güzel insanlar? Bunun üstünde 1 var. Ben bunu bir artıracağım artırırsam burası 2 olur. Bunu 2'ye böleceğim. Dikkat 2 aslında x üzeri 0'dır. Bunun üstünü bir artırdın. x üzeri 1 yaptı. Geldin bunu 1'e böldün. İntegralin üst sınırı 2. Alt sınırı a. Hemen geldin bunun sonucu eksi 16 dedin. Peki güzel insan. Yapacağın hamle şu. Önce 2'yi yerine yazacaksın. Yazdım. 2 yazarsam burası 4 olur. Buradaki 2'ler zaten gittiği için sadece 4 kaldı. Buraya 2 yazarsam direkt 4 geldi. Önce üst sınır yazdım. Şimdi eksiği koydum. Bu formülün eksisi. Şimdi sırada alt sınırı var. Ben buraya a yazarsam burası a'nın karesi olur. Buraya a yazarsam artı 2 a gelir. Bu işte eksi 16'ymış. Peki 8 eksi a kare eksi 2 a eşittir. Eksi 16. Hepsini bir tarafa at. Eksi a kare karşı tarafa geçerken ne olur tabii ki? Artı a kare oldu. Artı 2a geldi. Eksi 8 olarak geldiği için eksi 24. Burası a'ya a. Şurası 6'ya eksi 4. Dikkat çarptın. Eksi 24 topladın ortayı verdi. Burası nasıl yazılacak? Tabii ki a artı 6 çarpı a eksi 4 eşittir 0. Burayı sıfır yapan değer eksi 6'dır. Burayı sıfır yapan değer 4'tür Neden? İki sayının çarpımı sıfırsa ya burası sıfır olacak ya burası olacak ya da ikisi aynı anda olacak. O zaman a kaç gelir? Negatif dediği için eksi 6 geldi. Güzel insanlar. Geçtik 25. sorumuza. Güzel bir alan sorusu. Burada size farklı yöntemler öğreteceğim arkadaşlar. Lütfen bu yöntemi bilirsen soruyu 2 saniyede patlatacaksın. Şimdi burada dikkat et 2 tane eğri arasında kalan bir bölge var. Bunun alanını bulurken şöyle bir pratik var. Git bunların denklemlerini birbirine eşitle. Hemen eşitledik hocam. Ve karşı tarafa at. 2x kare eksi 4x eşittir 0 geldi. Bunun deltasını bul. Hiç integrale girme bak. Deltasını bul. Deltası bunu ne yapar güzel insanlar? Hemen bakıyorum. B kare. B dediğin eksi 4. Karesi 16. Eksi 4 çarpı 2 çarpı C olmadığı için 0. Delta buradan 16 geldi. Hocam ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum. Sana yeni bir şey üretiyorum. Bu aradaki A1 artı A2 dediğim bölgenin alanı delta kök delta bölü 6 A karedir. Şimdi Delta kaç? 16. Kök delta ne? 4. 16 dışarı 4 diye çıktı. 6 çarpı A sayısı burada 2 olduğu için 2'nin karesinden 4. Canım benim şunlar birbirini götürdü. Cevap buradan 8 bölü 3 geldi. Şimdi iyi izle. Seninle birlikte A2'yi bulacağım. A2'yi nasıl bulacağız? Bunlar ikisi tam nerede kesişmişler? parabolün tepe noktasında kesişmişler. İsterseniz göstereyim. Hemen ne yapıyorum? Kesişme noktasını bulmak için iki ifadeyi birbirine eşitliyorum. x kare eşittir 4x eksi x kare. Attım bu tarafa 2x kare eşittir 4x. Buradan x1 0 gelir. x1 de 2 gelir. Bunlar tam 2'de kesişmişler. Peki 2 yazarsan buna karşılık gelen değer kaç? 4. Bak şimdi güzel insan. Bu doğrunun eğimi hemen 2,4 noktası olduğu için tanjant alfası bunu buna bölersen 2 olacağı için aslında 2x'tir. Şimdi a2 nasıl bulacaksın hocam? Yine aynı mantığı yapacağım. Bak bir kırmızıyı alıyorum, bir de bunu alıyorum, tamam mı? Çünkü kırmızıyla siyah arasındaki bölgenin alanını bulacağız. Nasıl bulacağız? Hemen geldin x kareyi 2x'e eşitledin. Attığın karşıya x kare eksi 2x eşittir 0 geldi. Bunun deltasına bakıyorsun. Delta buradan 4 geldi. O zaman formül delta kök delta bölü 6 a kare. O zaman 4 kök 4 bölü 6. Çünkü bu sefer a dediğin şey 1. Burası ne gelir? Hemen 8 bölü 6. Yani 4 bölü 3 çıktı. Şimdi Buranın cevabı bak A2'yi bulduk şu an. A2 4 bölü 3 geldi. 4 bölü 3 ile kimi toplarsan 8 bölü 3 yapar. Tabii ki 4 bölü 3'ü. O zaman bunlar birbirinin aynısı olduğu için oranı da 1 gelir güzel insan. Ben bu tip sorularda integrale hiç girmiyorum. Çünkü integrale girdiğin zaman daha çok sıkıntı yaşıyorsun. Haberin olsun. Geldik hemen 26. sorumuza. Şimdi güzel bir soru var. Burada değişken değiştirme bana göz kırpıyor. Hocam nereden anladık? X küp var. Onun türevi x kare var. Bir yerde böyle bir şeyle karşılaşıyorsan kesin orada değişken değiştirme vardır. Peki burada hemen soruyu okuyorum. Burada ne yapmış? Bölgeler var. Mavi renkli bölge var. Sarı renkli bölge var. Sarı renkli bölgenin alanı mavi renkli boyalı bölgenin alanından 8 birim kare fazladır. Buranın alanı A ise buranın alanı A artı 8 geldi. Şimdi bunu böyle yazdım. Hemen seninle birlikte şurayı inceliyorum. X küp eksi 1'e U dedim. İntegral değil unutma. Diferansiyel alıyorsun. Hemen 3'ü başa attın. Üstünü bir azalttın. Onu DX ile çarpıyorsun. Burası DU'ya eşit. Dikkat x kare dx buradan du bölü 3 geldi. Seninle birlikte minnoş minnoş bunları yerine yazacağım. Bak izde integrali koydum. Ben buraya 1 yazarsam x yerine 1'den 1 çıkarsa 0. U'nun alt sınırı 0 geldi. Ben buraya 2 yazarsam 2'nin küpü 8. 8 eksi 1'den burası 7 geldi. Şimdi x küp eksi 1 gördüğüm yere u yazdım x kare dx dediğin şey de du bölü 3 geldi. Yani burası f u du bölü 3 dediğin şey kaçmış? 4'müş. Şimdi iyi izle. 0'dan 7'ye f u du dediğin ifade bu bölü 3 karşıya çarpı olarak geçti 12. Dikkat dikkat. Buradaki şey 0'dan 7'ye kadar olan integralin sonucu aslında bu sarı boyalı bölgenin alanıdır. Yani a artı 8 eşittir 12 ise a buradan kaç geldi? 4. A'yı 4 buldum. Ben şimdi hemen şuna bakacağım. Mecburen tekrar değişken değiştireceğiz. Niye hocam? Çünkü şurası 2x artı 1 benim fonksiyonum ise xli. İzle benim. Hemen şuraya yapıyorum. Bak. 2x artı 1'e geldim yine t dedim. 2 tane dx eşittir dt oldu. dx buradan ne geldi? dt bölü 2 geldi. İntegrali yazdım. Sen burada x'e 3 verirsen burası 7 gelir. x'e 5 verirsen burası 11 gelir. f 2x artı 1 yerine t yazdın. dx yerine dt bölü 2 yazdık. Peki şimdi burada bir çakallık var. Çakallık da şu. Bak bu eğri x ekseninin altında olduğu için 7'den 11'e fx dx'in cevabı a değildir. Unutma eksi a'dır. Peki o zaman 7'den 11'e fx dx dediğin şey eksi a ise buranın sonucu o zaman 1 bölü 2 eksi a gelecek. A'yı 4 bulmuştum. Cevap eksi 2 çıktı. Güzel insanlar. Peki hocam burada benim anlamadığım bir yer var. Burada FTDT yazıyor. Burada FXDX yazıyor. Sen ikisinin sonucuna da A dedin. Kural şudur arkadaşım. Sıfırdan diyelim ki A'ya kadar. FXDX'in cevabı her zaman sıfırdan A'ya kadar FTDT'nin cevabına aynıdır. Yani değişmez. Bunlar tıpatıp birbirinin aynısı. Olay bu. Geçtim 27. soruma. Tanım kümesi ile değer kümesi aynı olan bir fonksiyon var. Ve tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örtenmiş. Burası çok önemli. Dik koordinat düzlemindeki grafiği de orijinden geçmekteymiş. Yani sıfıra sıfır oluyormuş. Peki her x eleman 0,4 için fx büyük eşit x olmak üzere bu integralin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi Seninle birlikte hemen analizlere başlıyorum. Bir tane koordinat sistemi çizdim. Peki güzel insanlar, şunun rengini maviye alalım. Burada y eşittir x doğrusunu çizdik, tamam mı? Peki canlarım, ciğerlerim, güzel insanlar, bu fonksiyon 0, 4'te tanımlı ya. Aşağı indim, şurası 4. Yana geçtim, şurası 4. Çünkü bu fonksiyonun dikkat et, tanım kümesi ile değer kümesi aynı. Peki. Şimdi grafik çiziyorum. Bak bu grafik sıfıra sıfırdan geçeceği için şöyle olabilir. Anlaştık mı? Peki nasıl anladın hocam böyle olacağını? Birebir ve örten olması lazım. Yani bu grafik şöyle dalgalı olamaz. Çünkü birebirlik bozulur. Peki hocam ne yapacağız başka? Bu grafik böyle de gelebilir mi? Evet gelebilir. Ama bunun üstüne çıkamaz. Yani şöyle gidemez. Peki hocam burada bunun altına inebilir mi? Yinemez. Çünkü daima x'ten büyük oluyormuş. O zaman bu grafik en küçük bu değeri alır. En büyük de böyle gelir buna silme geçer. O zaman bizim aslında 0, 4, fx, dx'in anlamı şu. Bir fonksiyon grafiği çizeceksin. Bunun altında kalan üçgensel bölgenin alanı ya da eğrisel bölgenin alanı. Şimdi dikkat dikkat en önemli yeri söylüyorum. Buradaki fonksiyonu bu şekilde aldığın zaman maksimum değeri bulursun. O zaman bu en fazla şuradaki dikdörtgensel yer olur. O zaman 4 çarpı 4 16'dan küçük olacak. Hocam eşitlik olmaz mı? E ne yaparsan yap burada boş bir yer kalacak. Peki Geldim buraya sarı bölgenin alanı yazdın. Ama burada eşitlik geldi. Niye? Çünkü bu fonksiyon şöyle direkt y eşittir x olarak alınırsa buradaki üçgensel bölgenin alanı benim istediğim yerdir. Peki oranın alanı ne gelecek? Tabii ki 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 geldi. Küçük eşit sarı bölgenin alanı küçüktür 16. Burada kaç tane tam sayı var? Tabii ki 16 eksi 8 tane. Birinde eşitlik yok. Birinde varsa pratik yol buydu. Cevap 8 geldi. Güzel insanlar. Geçtik 28. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Bir tane soru varmış burada. ABC gerçel sayılar. A sinüs 5 eksi sinüs 85. B sinüs 10 eksi sinüs 80. C de sinüs 15 eksi sinüs 75. ABC sayılarını sıralayınız. Ayşe yukarıdaki soruyu aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak çözüyor. Şimdi Ayşe ilk ne yapmış? Buradaki sinüs 85'i, sinüs 80'i, sinüs 75'i 90'a tamamlayarak ne yaptı? İsim değiştirdi ve hepsini cos cinsinden yazdı. 90'a tamamladı cos 5. 90'a tamamladı cos 10. 90'a tamamladı cos 15. Tamam. Şimdi Ayşe ne yaptı? Şuna dikkat etti. Baktı ki bunlar hep aynı ifade. 5'e 5, 10'a e 10, 10 15'e 15. Ben bir kareye alayım dedi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Sadece birini göstereceğim. Sinüs kare 5 ile kosinüs kare 5'in toplamı 1 olduğu için şu birler hep o karelerden geldi. Burada da sıkıntı yok. Şimdi Burada yarım açı formülünü gördün mü? Hemen onu seninle birlikte hatırlayalım. Sinüsün yarım açısı sinüs 2x dediğin ifade 2 tane sinüs x çarpı tabii ki kosinüs x'ti. Burası sin 10 oldu. Yani açının 2 katı. Burası sinüs 20 olacak. Burası da sinüs 30 olacak. Buralar hepsi tamam. Her şey normal. Buradan sonra diyor ki 30 diyor 20'den büyüktür. O da 10'dan büyüktür. Yani şuradaki en büyük sinüs 30'dur. Sonra sinüs 20'dir. Sonra da sinüs 10'dur. Diyor ki sonrasında Ayşe şu adımı yapmış. E hocam bunlar en büyükse büyük olan sayıyı buradan çıkartırsan en küçük c kare kalır. Sonra da b kare kalır. Sonra da a kare kalır. Burada da sıkıntı yok. Bak Ayşe buraya kadar sorunsuz geldi. Ayşe burada ne yapıyor? Sıkıntı yaşayacak. Şimdi C kare B kareden küçük o da A kareden küçükse bunların sıralamasını gelmiş direkt böyle almış. Ayşe'cim sen burada hata yaptın. Peki nereden anladık hocam hata yaptığını? Güzel insan bakın. Burada sinüs 5 mi büyük? Kosinüs 5 mi büyük? Önce ona bakacağız seninle birlikte. Tabii ki kosinüs 5 daha büyüktür. Yani A sayısı negatif bir sayı. B sayısı negatif bir sayı. C sayısı negatif bir sayı bunların kareleri arasında bu ifade doğru mu doğru. Mesela c kare dediğin ifade 4 olsun. b kare dediğin ifade 9 olsun. a kare dediğin ifade de 16 olsun. Bak bu değerler normalde olmaz. Oradan biri hemen demesin hocam. Burası zaten hani birden küçük bir sayıydı. Bu değerler nasıl gelsin? Ben de biliyorum. Ama siz anlayın diye bu sayıları söylüyorum. Peki karesi 4 ise o zaman c sayısı eksi 2'dir. Peki karesi 9 ise B sayısı eksi 3'tür. Karesi 16 ise A sayısı da eksi 4'tür. O zaman bunların içinde en küçük A olur. Burada Ayşe 5. adımda hata yapmış oldu. Cevapta Erzincan geldi. Geçtik 29. sorumuza. Çok güzel bir soru. Size farklı bir yöntemle bu soruyu çözeceğim. Şurada sinüsle kosinüs çarpım şeklinde. Gelin burayı 2 ile çarpalım. Gelin burayı 2 ile çarpalım. O zaman 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a dediğin şey tabii ki neydi? Sinüs 2 a'ydı. Yani şu açıyı 2 katına çıkaracaksın. O zaman burası sinüs 4 x. Geldim buraya. Burası da 1 bölü 2 çıktı mı çıktı. Şimdi seninle birlikte salyangoz metodunu öğreneceğiz. Bilenler için de sadece hatırlayacağız. Hemen bir koordinat sistemi çizdin benim x değerlerim normalde 0 ile 2 pi arasındaymış. Kaç x lazım? 4x. 0 küçük 4x küçük 8 pi yazdım. Şimdi bunun anlamı şu. Toplam 4 tur dönecek. Yani şu benim birinci turum. Şu benim ikinci turum. Şu benim üçüncü turum. Şu da benim son turum güzel insanlar. Bu turu attıktan sonra sinüsün 1 bölü 2 olan yeri bir birinci bölgededir. Şöyle çizdim. Bir de ikinci bölgededir. Peki bunlar kaç yerde kesişti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki bunun 8 tane kökü vardır. Bu özel bir çözüm. Diğerinde ne yapacaktın? Sinüs 4x eşittir sinüs 30 diyecektin. Bu denklemi mecburen tak tak 4x'i bir 30 artı 2k yazacaktın. Bir de 4x'i 150 artı 2k yazıp çözecektin. Bu çok uzun ya. Ben bu tip soruları böyle çözüyorum. Haberiniz olsun. Geldik 30. ve bana ayrılan son soruya. Kenar uzunluğu 6 birim olan mavi renkli kare şeklinde karton ile bir kenar uzunluğu 8 birim olan sarı renkli kare şeklinde karton Birer köşeleri çakışacak ve aralarında geniş açının ölçüsü 150 derece olacak şekilde bir düzlem üzerine aşağıdaki gibi konumlandırılmıştır. Peki A ve B köşeleri arasındaki en kısa mesafe nedir? Hemen geldim. Şurayı çizdim. Geldim burayı çizdim güzel insan. Dikkat. Şimdi şurası karenin köşegeninden dolayı 45 geldi. Burası karenin köşegeninden dolayı 45 geldi. Burası 180'e tamamlayacak ya 30 geldi mi geldi. Peki şurası 6 birim. Bura 6 birimse bura 6 kök 2 birim. Burası 8 birim. Bura 8 birimse burası da 8 kök 2 birim. O zaman benim elimde nur topu gibi şöyle bir üçgen oluştu. Şurası A noktası. Şurası B noktası. Şura 6 kök 2 birim. Şurası 8 kök 2 birim. Dikkat 90 Şuradaki açı da 120 derece. E benden istenen şura. kosinüs teoremi uygulayacağım. X kare eşittir. 6 kök 2'nin karesi 72. 64 2 ile çarptın. 128. 2 çarpı 6 kök 2. 8 kök 2. Dikkat. Kos 120. Kos 60'tır. 1 bölü 2 yazdın. Geniş açı olduğu için bu aradaki eksiği artıya çevirdin. 128. 72 daha ne yaptı? 200 geldi. Şu 2 ile şu gitti. 6 kere 8 48. Şuradan da bir 96 geldi. X kare eşittir 296. Bunu sağlayan değer tabii ki kare kök 296'dır. Hangi şık güzel insanlar? Mecburen hemen şuraya bir bakalım sizinle birlikte. 296'yı 4'e böldüm. Kaç defa var? 8 mi 7 mi 7? Şöyle ne oldu burası? 28... Güzel insan 16. Şurası 74 geldi. Tekrardan yapmamıza gerek yok. Burası 4 çarpı 74'müş. 4 dışarıya çıktı. 2 kare kök 74 geldi. Cevabımız hangi şık oldu güzel insanlar? E şıkkı geldi. Böylelikle tüm soruları çözdük. Bir sonraki kısım geometri kısmında Müslüm hocam sizinle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar. <laughs>